Bu ne abicim? İstenecek şey var, istenmeyecek şey var oğlum. Sen bununla kıza gittiysen seni terk etmemesi mucize. Hele bir de kendini öldürecek kadar seviyorduysan. Arkadaşlar gerçekten intihar edeceğimi düşünmediniz değil mi? Keşke beni kelepçelerken de bilseydim kardeşim bu fikrini. Korkmazdık biraz en azından. Oğlum ne bileyim lan, ben anladığını zannettim. Siz böyle şeyler yapmıyor musunuz oğlum? Ne münasebet oğlum, biz böyle manyak manyak şeyler niye yapalım? Yani hem ayranınız dökülmesin hem de sonrasında olacaklar olmasın diye. Yani hem Yeliz beni terk etmesin diye hem de listeyi kabul etsin diye. Kapış. Manyak mısın oğlum sen? Ben mi manyağım? Ya bunu bana siz mi söylüyorsunuz? Bana burada bak, iyi demiyorum. İyiye yakın tek bir şey göstersene. Abi 2 2 daha 4. Yeliz'in seni affetmesini istiyorsan bu listeyi gözlerinin önünde yırtacaksın. Böyle de manyak manyak şeyler istemeyeceksin kızdan. Bu ne ya? Size ne oldu ya? Ha? Size ne olmuş oğlum? Ne olmuş? Bir şey oldu yok. Esas sen kendini ne sanıyorsun da kızdan böyle abuk sabuk şeyler istiyorsun? Abicim ben kendimi bir şey sanmıyorum. Ben kendimi biliyorum. Bakın arkadaşlar. Beni bir düdüklü tencere gibi düşünün, tamam mı? Bu tencerenin havasını almazsanız ne olur? Tencere patlar lan. İşte aynı o hesap. Basınç arttıkça birikimi salacaksın aga. Bırak Allah aşkına ya. Sen resmen ilişkideki ayrıcalıklı taraf olmaya çalışıyorsun abi. Bak abiciğim, evlendik. Tamam mı? Hadi 1. hafta dışarıya çıkmadım. Tamam. 2. hafta da dışarıya çıkmadım. Ulan 3'te de dışarıya çıkmadım. 4'te ne olacak? Ha? 4. hafta ne olacak? Ne olur ya, bir cevap verin. Korkmayın oğlum, ne olur. Yani olacağından değil de şu an beyin fırtınası yapıyoruz diye söylüyorum. Herhalde benim gözüm dışarıda kalırdı. Yani abi 1 2 hafta okey de... ...3. haftadan sonra 1 2 tane hoş kadın tarafından beğenilmezsen biraz tribe girebilirim yani. En azından göz flörtü, en azından. Aynen. Peki... ...diyelim ki erkek erkeğe tatile çıkmadık. Yani o zaman da şey olur... ...ben böyle gönlümce hayvanlaşamam. İşte sabah denize, akşam restoran öyle. Tatil tatil gibi de olmaz ki. Çok mu tek düze olur? Çok tek düze olur abi. Yani ne bileyim şimdi tişörtümü falan da böyle katlayıp yerine koyacaksam öyle tatil mi olur Allah aşkına ya? Ya derbi günü, doğum günü kutlasanız ne olur arkadaşlar? Herhalde, herhalde. Derbi daha önemli. Şimdi benim aklım orada kalır bir kere. Sürekli böyle sayfayı yenilemekten trip yerim. Herhalde canım. Siz orada hopodrop hop kalkarken ben orada mum mu üfleyeceğim? Yani oyun odasıyla alakalı zaten bir itirazınız olduğunu... Onu hiç sormadım farz ediyorum. Benim için o soru bile değil. Ha şöyle ya, bir kendinize gelin oğlum. Bu kadar pısırık olmayın lan. Teza, seninle acil bir şey konuşmam gerekiyor. Gel, gel. Bana bak, Ceyda'nın randevularını hala sen mi tutuyorsun? Evet, ben tutuyorum. Hmm. Şimdi Ceyda yarın akşam bir adamla buluşacak. Ben senden o adamın adını, bir de randevulaştıkları mekanın adını istiyorum. Ama ben sadece işle alakalı randevularını tutuyorum. Hadi ya. Ceyda'nın biriyle mi birlikte? Ay, maalesef. Ya niye öyle diyorsunuz ki? Yani ben bunca zamandır tanıyorum Ceyda Hanım'ı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve onun adına çok mutluyum. Ama ben de sevinecektim de. Hayır, Ceyda'nın kafası bu ara hiç yerinde değil yani. Ay, internetten biriyle tanışmış. Ay, kim bilir neler gelecek başına. Ya Yelda Hanım, artık herkes böyle buluşuyor. Hayır, öyle bir şey olamaz yani, olamaz. Her gün gazetelerde neler okuyoruz, haberlerde neler duyuyoruz bilmiyor musun Fezacığım yani? Ben bu kızı böyle bırakamam, bırakamam. Biz bu işi nasıl öğrenebiliriz? Yani... Ceyda Hanım çok titiz, çok dakiktir. Böyle her şeyi tek tek not alır. Yani yarın kimle, nerede, ne zaman buluşacağını da kesin not almıştır. Hadi o zaman hadi. Anlamadım. Ay neyi anlamıyorsun çocuğum? Şimdi sen bana bu adamın adını, soyadını, ismini, cismini, randevulaştıkları mekanın adını, bunların hepsini öğrenip bana söyleyeceksin, tamam mı? Ben şimdi eve gidiyorum, telefonunu bekliyorum seni, hadi. Aman Yelda Hanım, yani özel hayat sonuçta, doğru olur mu böyle bir şey? Bir insanın iyiliği için bir şey yapılıyorsa o tabii ki de doğrudur yani. Ne yapsın? Ne yapsın bu çocuk şimdi Ceyda'yı kıtır 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 doğrasın mı yani? Bu mu doğru yani? Ay yani siz şimdi böyle kıtır 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 deyince bilemedim ki ben. Hadi çocuğum, hadi güzel kızım, hadi yaparsın, sen yaparsın. Hadi ben senden hemen haber bekliyorum. Hadi, hadi, hadi bakalım.
Ne yapıyor orada ya? Annem de bizim tarafa geçti ya. Şimdi o karanlık tarafta tek başına kaldı. Yazık. Orada kafa gitti demek ki. Deli gibi bütün gün şirkette gülüyor bro. Hadi ya. Ha. Bu kendini aşağı falan atmasın. Git bir bak. Yok ya. O da kelepçelesin değil mi? Yok kardeşim. Hem bir de bu atar kendini gerçekten. Ben can kurtaran değilim brocuğum. Kusura bakma. Merhaba Ceyda. Hava çok güzel değil mi? Evet. Mis. Bro, sen bu beni keser diye korkmuyor musun ya? Abartma o kadar. Bak bir şey yokmuş. O şimdi yeni şeytanlıklar planlıyordur. Aynen. Neyse. Biz konumuzdan kopmayalım. Meselemize odaklanalım. Aha. O kadar odaklanacak bir şey yok aslında ya. O bir an benim boşluğuma geldi de. O yüzden öyle oldu ama... Ama ne var bu listede? Değil mi? Hiçbir şey yok. Hadi bro. Hadi. Kızlar. Heh, ne oldu? Şimdi Ayşe'cim, ben buna başta üstün körü baktığım için anlamamıştım ama bu aslında çok haklı bir şey. Nasıl diyeyim, işte insan hakları evrensel beyannamesi gibi. Ne gerek var böyle şakalara Kerem? Yok, şaka yapmıyorum. Asıl şakayı bence siz yapıyorsunuz. Bu bence erkeklerin nefes alma özgürlüğünü açıklayan bir liste. Volkan, sen de böyle mi düşünüyorsun? Aynen, aynen. Ben de böyle düşünüyorum. Yani başka türlü nasıl düşünebilirim ki? Kölelik dediğin, ben diyeyim 500 yıl, sen de 1000 yıl oldu biteli yani. Saçma. Son sözünüz bu mu? Elbette Ayşe'cim. Şimdi seviyoruz ediyoruz da o kadar da gerizekalı değiliz. Süper bro, çok haklısın. O Yeliz'e de söyleyeyim saçmalamasın artık. Hadi bro. Aynen, konuşun Yeliz'le saçmalamasın. Ne şimdi bu? Ben dönüp gelip bu bir şakaydı falan diyecekler diye bekliyorum ama. Aa. Aa.